Önümüzdeki yıl ve 2025 için hangi oranda zam alacak? Şimdi memur senin talepleriyle iktidarın verdiği arasında çok büyük uçurum vardı. Uzlaşma çıkmadı, konu hakem heyetine devredildi. Şimdi hakem heyeti kararını verecek. Bugün dördüncü toplantı var. Dün saatler sürdü toplantı, bir uzlaşı çıkmadı. Bugün acaba bir karar açıklanır mı? Hemen Ankara'ya çevirelim kameralarımızı. Aslı Kurtuluş Mutlu bizi bekliyor. Aslı Hakem Eğit'i ne zaman toplanacak ve ne zamana kadar acaba bir e, karar çıkar? Elimizde bir bilgi var mı? Damodan Tuncel saat 14'te 4. toplantıyı gerçekleştirecek hakem kurulu. Dün 7 saat sürdü. Sen de ifade ettin. Bu zamana kadar süren en uzun toplantıydı. Uzun sürdüğü için aslında acaba bir karar mı çıkacak diye bizler de bekledik. Ama öyle olmadı. Zaten dün memur sende dikkat çekmişti. Bugün akşam saatlerine kadar bu toplantının sürmesini bekliyoruz ama bir karar çıkmasını beklemiyoruz diye bir basın açıklaması yapmıştı memur sen. Ve 31 Ağustos'a dikkat çekti aslında. Dolayısıyla bugün bir Karar çıkabilir evet e, ama yarın e, zafer Bayramı olması sebebiyle resmi tatil olması sebebiyle bir toplantının yapılması beklenmiyor en azından memur senin biz basın mensuplarıyla paylaştığı bilgi bu yönde diyelim dolayısıyla hakem kurulunun önünde iki gün var biri bugün diğeri de 31 Ağustos'ta bugün saat 14'te buluşulacak daha e, henüz başlamadı toplantı ama tabii e, 31 Ağustos'ta yani hakem kurulunun son gün son ana kadar bir açıklamaya yapması beklenmiyor diyelim. Ama bugün bir açıklama elbette gelebilir. Hani kesin gözüyle de söylemeyelim bunu kesin olarak ifade etmeyelim. Elbette sürpriz bir şekilde bugün de bir karar açıklanabilir. Dün memur sen biz de bilgi almakta zorlanıyoruz e, demişti. Çünkü e, o toplantı Sayıştay'da yapıldı dün. Sayıştay Başkanı Metin Yener Başkanlığı'nda o binada gerçekleşti. 7 saat sürdü. Şimdi dördüncü toplantı bugün artık. E, bir karar çıkar mı çıkmaz mı net olarak e, bunu bilemiyoruz. Ama 7 üyeden oluştuğunu hakem kurulunu ifade edelim. 7'sini e, 11 üyeden oluşuyor. 7'sini Cumhurbaşkanı belirliyor. İkisi Sen, ikisi de senden toplam 4 üyede sendikadan oluşuyor önce söylenen sözler vardı. Mesela Bakan Vedat Işıkan dedi ki Türkiye yüzyılına yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyonu ezdirmedik. Bundan sonra da ezdirmeyeceğiz dedi. Ama işte e, Sayın Işıkan'ın bu açıklamasını ardından da hemen Memur Sen, Kamu Sen bir açıklama yaptı. Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı. Siz o enflasyon tahmini altında bize bir zam oranı teklif ediyorsunuz dediler. Dolayısıyla e, bu konuda bir anlaşmazlığın olduğu da ifade edilmişti. E, tabii yine e, önerilen rakamlara bakıldığında 2024 ve 2025 yılı için e, yine sendikaların istediği tarafların istediği rakamla Arasında bir uçurum var. Dolayısıyla bugün bir karar çıkacak mı? Daha önceki toplantılarda hakem kurulu hükümetin verdiği o teklife yakın bir teklif verdi. Önceki yıllarda bunun örnekleri var. Bugün ya da 31 Ağustos'ta Perşembe günü yine aslında hükümetin o teklifine ilişkin bir karar çıkmasını bekliyoruz diyelim. Sözü sana bırakalım Damla.